Uşak Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan ve fiziki olarak cazibesini kaybeden 1 Eylül Caddesi, 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak'la sokağın sonundaki parkı kapsayan Uşak Belediyesi yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi yarışmasının kolokyumu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda proje hakkında bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakan'ın projenin Uşak'a farklı bir yapı kazandıracağını ve daha sakin ve doğal sokak ve parklarla modern bir şehir olma yolunda ilerleyeceğini söyledi. Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması için düzenlemiş olduğumuz kolokyuma hoş geldiniz diyor. Sizleri en içten dileklerimle, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz programımızın şehrimizin adına hayırlı olmasını temenni ederim. Değerli katılımcılar, öncelikle belirtmek isterim ki Uşak Belediyesi olarak şehrimizde kalıcı izler bırakma, yarınlara değer katma, insanımıza ve kadim şehrimize güzel eserler sunma hedefini taşıyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki şehirler barındırdığı tüm unsurlarla yaşayan olgulardır. Şüphesiz zaman içinde talebe ve ihtiyaca göre değişkenlik gösteren, fiziki ve ruhsal durumlarıyla farklılaşan şehirler ancak kendisini yenilemeyi bildiğinde geleceğe güvenle taşınabilirler. Sokakları, binaları, dizaynı, yeşil alanları ve daha nicesi bir şehrin dilini, ruhunu ve kendisini ifade etme şeklidir. İşte bu noktada şehrimizin özellikle ana hatları başta olmak üzere yenilenmesi ve güzelleştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Mutlaktır ki modern şehirler konsept uygulamaların eseri yenilenmenin sonucu oluşmaktadır. Bizler de Uşağımızı çağımızın mimari anlamda öne çıkan unsurlarıyla buluşturmak ve ilimizin bugününe ve yarınına yatırım yapmak istiyoruz. Değerli misafirler, bu kapsamda Kurtuluş Mahallemizde yer alan 5 sokağımızın ve yine Zübeyde Hanım Caddesi'ne bağlantı noktasında bulunan park alanımızın bir projeyle modern formlara uygun olmasını hedefledik. Bu amaçla nitelikli ve işlevsel bir uygulama yapabilmek adına Uşak Mimarlar Odamızla birlikte Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması'nı gerçekleştirdik. 14 projenin katılım sağladığı, alanında seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirmenin yapıldığı, Uşaklı mimar Burak Arifoğlu ile ekibinin birinci olduğu yarışmadaki katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Birinci olan ödülümüz 3 numaralı proje. Ekip başı Burak Arifoğlu. Ekip adına ekip başı Burak Arifoğlu ödüllerini alacaklar ekip üyelerimizle birlikte. Hem para ödüllerini hem de bu büyük yarışmanın şiltini takdim ediyoruz. Bu güzel tabloya güçlü alkışlar gelsin.